Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Osmaniye'nin merkez bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede galeri ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren Serdar Bey ile birlikteyiz. Şimdi Serdar Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Merhabalar Serdar Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizler de Osmaniye'yi gördük, daha iyi olduk diyelim. Aynı zamanda hoş bulduk. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 2002 yılından beri nakliye sektörüyle uğraşıyorum. Baba mesleğimiz. Babadan gelme bir tutkunluk var bize. Ve bu nakliye sektöründen artı Osmaniye bölgesinde büyük araç işi yapan olmadığı için alım satım işini de yaptım. Galerici olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Alım satım işimizden bahsedeceğiz ancak öncesinde nakliye işinden bahsetmek istiyorum. Nakliye anlamında bizlere verdiğiniz hizmetler nelerdir? Nakliye olarak kuru yük, harfiyatçılık, ondan sonra evden eve taşımacılık, yani bütün yük taşımacılığın Türkiye içerisinde ne olursa sebze, meyve işi, faaliyetlerimiz, araçlarımız mevcut ve yapıyoruz. Nakliye anlamında her alanda sizlerden hizmet alabiliyoruz. Tüm aklımıza gelebilecek taşımacılıkla ilgili hizmetleri sizlerden alabilirken siz bu hizmetleri, bu faaliyetleri gösterirken nelere dikkat ediyorsunuz? Nakliye işinde genellikle hasarsız bir şekilde milletin malını teslim etmeye çalışıyoruz ve uygun yolla olması şekliyle, yani nakliye bedeli olarak. Başka da nakliye işinde çok fazla bir şey yok. Müşterilerimizin ürünlerini sağlıklı bir şekilde teslim etmeye ve kaliteli bir şekilde götürmeye ve ücret oranı en düşük seviyeyle götürmeye çalışıyoruz. Yani elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan detay zaten taşımacılık yaptığınız ürünün hasar görmeden güzel bir şekilde üreticiden tüketiciye ya da alıcıdan diğer tarafa ulaşması. Siz de buna özellikle dikkat ediyorsunuz ve ücret konusunda daha çok yardımcı olduğunuzu söylediniz. Ekonomik olarak da yardımlarınız bulunuyor. İsterseniz diğer konumuza geçelim. Alım satımdan bahsettik. Alım satım işlerimizi nasıl sürdürüyoruz? Ben alım satım işinde genellikle her bütçeye göre araç bulundurmaya çalışıyorum. Ve gelen müşteri arkadaşlarımıza, insanlara, müşterilerimize kredi olarak mesela esnaf kefalet kooperatiflerinden falan yardımcı olmaya çalışıyorum. Bankalardan kredisi düşük olanlara teminat olarak araçları verip de kredi kullandırmaya çalışıyorum. Yani elimdeki bütün imkanlar neyse eş, dost, arkadaşlarımıza, müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında biraz daha ihtiyaç doğrultusunda bu sektöre girmeye karar verdiniz ve dediniz ki insanların zaten böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Şu anda ekonomik olarak da birçoğumuz sıkıntı yaşadığımız için siz özellikle ekonomik boyutta daha çok destek olmaya çalışıyorsunuz. Burada yaptığınız zaten birçok çalışma var. Sizlerden hangi araçların alım ve satım alanında hizmetini alabiliyoruz? Araç olarak genellikle ticari araç, yani ufak binek araçlara fazla önemsemiyorum. Büyük ticari araçları sonuçta bir insana bir iş yeri gibi sunuyoruz. Sonuçta bir iş, ticaret bu daha güzel günümüzde döndüğü için. İnsanlar ihtiyaçları olduğu için geliyor mesela ticari araç alıp çoluk çocuğuna ekmeğini, işini, gücünü. Ama şu an günümüzde de ticari araçların fiyatları da bayağı bir malumun yüksek olduğu için, insanların imkanı olmadığı için bunlara ben kredi olarak destekçi oluyorum. Yani esnaf kefaletlerden, bankalardan, araçları teminatlardan göstererek insanların işini yürütmeye çalışıyoruz bir nevi. Biz normalde işimizin asıl galericiliğin işi bizde büyük araç, ticari araçlar, kamyon, tır, dorse, bu tür şeyler, binek araçlara fazla önem göstermiyoruz. Yani alım satımını da çok fazla yapmıyoruz. Ama işte bir nevi insanların bütçesi zayıf olduğu için kredi mredi işleriyle bayağı biz uğraşıyoruz. Yani biz genel müşteriden daha fazla yoruluyoruz işin açıkçası. Elimizdeki imkan neyse çevremize sunmaya çalışıyoruz. Alım satım işimizi sürdürürken aslında daha çok kullanıma yönelik değil, biraz daha iş koluna yönelik araçları siz alıp satmaya çalışıyorsunuz. Daha çok o tarz bir hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü burada bu işten para kazanıyor insanlar. Bunun sebebi de tır, kamyon gibi araçların hizmete sunarken bu araçlardan bir nevi aslında iş kolu oluşmasını, ticaret yapmasını sağlıyorsunuz. Bunu yaparken de mutlaka ödeme kolaylığını sağlıyorsunuz. Burada bu işleri sürdürürken de diyorsunuz ki ödeme konusunda biz o kadar çok koşturuyoruz ki alıcı bu kadar koşturmuyordur. Desteğimizi her zaman arkalarında hissedecekler dediniz. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi hesaplardan ulaşabilir? Bir sosyal medya hesabınız var mı? Sosyal medya hesabımız olarak Facebook, Instagram, sahibinden.com, Google'den her şekilde bize ulaşabilir. Osmaniye, Numanoğlu Tır Kamyon Pazarı diye yazarsanız her yerden çıkar zaten. Sizleri de bekleriz.
Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de galeri ve nakliyata dair bir hizmet almak istiyorum diyorsanız gönül rahatlığıyla Serdar Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.